Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Elden Ringsel'le hepiniz hoş geldiniz. Efendim, bir önceki videoda unuttuğum bir içerik olmuş, onu burada gösteriyor olacağım. İlk olarak bu Fingerlar aslında Greater Will'le konuşmak için bu hale alıyorlar. Bunun diyalogunu bu arkadaşlar alabilirsiniz. Çok bir önemi yok, hani bunlar tamamen yeni bir pozisyona evrilmiş oluyor. Burada Receive Power of Remembrances derseniz aslında daha önce, çok önceden bir tane boss kesmiştik. Onun içerikten alma imkanımız var. Bastard Stars'la Waves of Darkness'ı elde edebiliyorsunuz. Hani burada Eşofor olarak Waves of Darkness AOE anlamında başarılı içeriklerden bir tanesi, tercih edebilirsiniz. Şu arkadaş ise hani intellect stufflarından bir tanesi ama elinizdeki staff, yani Drenalan'ın asası her türlü daha başarılı oluyor ama görünüş olarak bir şey tercih ederseniz buna geçebilirsiniz. Burada bir önceki videoda kesmiş olduğumuz Morgoth'un içerikleri var. Bu AOE anlamında bir skill saldırısı yapmanız imkan tanıyor. PvP'de biraz işgal edebilir ama PvE'de neredeyse hiçbir hasarı yok. Şu keyifli silahlardan bir tanesi, kanama hasarına gidiyorsanız bu arkadaşı tercih edebilirsiniz. Özel saldırısı eser çok güzel gözüküyor. Ben tavsiye ederim. Arcane build'ı, yani Arcane'den de aynı zamanda hani kanama hasarı edebildiğiniz için hem Dexterity hem Arcane arttıran arkadaşlar kesinlikle bir denesinler. Burada belirtmiş olmak istedim. Şurada alabileceğiniz yeni tane diyalog var, onu almak istiyorum. This is not the domain of mere men. The burning of the Erd tree is the first cardinal sin. And you say you seek the power of the Rune of Death too? The Rune of Death goes by two names. The other is Destined Death, the forbidden shadow plucked from the Golden Order upon its creation. Unleashing the rune now would be unthinkable. The fingers would never permit it. Nor would the greater will. But here we are. The fingers dormant, severing our link to the greater will. The realm and all life in ruins. Impossible events transpire. Beyond the ken of the fingers, who is to say that the cardinal sin must be cardinal forever? Go on. Finish the job. Take the course you deem most worthy. Burada diyor ki, onu bir söyleye olacağım. Şimdi diyor ki, hani sen diyor ağacı mı yakmak istiyorsun diyor. Bu Earth Tree'yi yakacağımızı kendisi söyledik. Bu diyor yani çok büyük günahlardan bir tanesi diyor. Bu yapılamaz, olmaz. Buna ne diyor Two Finger'lar ne Greater Will buna izin vermez. Fakat diyor gel gör ki şu an olduğumuz durumdayız. Yani bütün bu haritadaki bölgelerde hani kaos hakim, her şey harabe olmuş durumda. Greater Will'den haber yok. Bunlar onlarla belki bin yıllar boyunca haberleşmeye çalışıyor olacaklar. Hani ne zaman haberler geri alınacak bilmiyoruz. Kim diyor ki diyor yani büyük bir günahın ebedi tekrar büyük olarak kalacağını, şu anda o olduğumuz noktaya bakarsak diyor, sen git ve işi tamamla. Hani işini tamamla diye bize şey yapıyor. You must find kindling. Only the smoldering flame in the great forge of the giants on the highest peak in the lands between can burn the earth tree. But special kindling is required to reignite the flame. For the flame to burn the earth tree, a sacrifice is needed. Of one who envisions the flame and can lead you to the rune of death. Burada aynı zamanda kendisiyle konuştuğumuzda Rune of Death'i elde edebilmek istediğimizden bahsettik. Rune of Death'in bir diğer isminin Destined Death olduğundan bahsetti ve buradaki hani Earth Tree noktasında işte ilk burada düzen kurulurken vesaire Rune of Death'in buradan ayrıldığını, onun bir nevi bu düzenden çıkartıldığından vesaire bahsetti. Bunlar biraz şu an hani kafanıza karıştırıyor olabilir ama merak etmeyin, oyunun sonunda elimden geldiğince bunun lore'unu paylaşmaya çalışıyor olacağım. Aynı zamanda bu ağacı nasıl yakarız? Yani yakmak istiyoruz ama bunu nasıl yakarız diye sorduk. Dedik ki bu Lands Between bölgesinin en üstlerinde bulunan bu dağlara çıkman lazım. Burada şeyler var. Alev devlerinin vesaire olduğu bir yer var. Orada özel bir tane nedir adı? Forge, yani bir tür ocak diyeyim ben buna. Bir tür ocak var ve o ocağı yakmak için özel yine o alevleri kafasında canlandırabilecek olan bir karakterin şeyine ihtiyaç var diyor.
sacrifice'ına, yani Türkçe'ye çevirmek niye bu kadar zor? Fedakarlığına ihtiyaç var. Yani bir kurban gerekli tadında, öyle düşünebilirsiniz. Biz o aksiyonu mesela alacağız ileride ve hani biraz daha böyle oturaklı olacak aslında oraya yapacağımız şeyler. Şu an için aslında kapitalin şeyini de keşfetmeye devam ediyor olacağız. Nedir adı? Kanalizasyonlarını. Kanalizasyon oldukça karışık. Elimden gelince yavaş bir şekilde ilerlemeye çalışacağım. Aynı zamanda iki videoda tamamlamayı planlıyorum. Bir aksilik olmazsa. Bir aksilik olmazsa diyorum çünkü aksilik olma ihtimali çok yüksek. Pam pam pam. Bir saniye. Şu an yanlış yardımım diye düşünüyorum. Lower Capital Church'a git bakayım bir. Burası şeyin olduğu yer olması lazım. Aynen. Hangisinden gitmek daha kolay olur diye hatırlamaya çalışıyorum. Kusuruma bakmayın. Fortified Manor First Floor oraya gidiyor olacak. West Capital Rampart'tan daha hızlı gideriz herhalde. Sadece atlayacağımız yeri karıştırdım sanırsam. Bir kuyumuz vardı. Kuyuya gitmemiştik. Şimdi o kuyuya gidiyoruz aslında. Yani temelde ilerleyeceğimiz rota orası. Şeyi karıştırıyor olmak beni rahatsız ediyor şu an. Lokasyonu karıştırıyor olmak rahatsız ediyor. Aşağıdan devam edeceğimi biliyorum ama... Bu arada elimizdeki silahı, onu da göstermek gerekirse, bunu artı 9'a yükselttim, elimdeki Brass Shield artı 1'ye çıkardım. Şuraya Great Jaws Arsenal'ı koydum, aynı zamanda Godfrey Icon'ı koydum. Hani biraz daha böyle karakterin, nedir adı, build'ını güçlendirdik diyebiliriz. İlk olarak sana evet, buradan bunu alacağız. Hop, hop, öyle bakayım. Şu kolu çektiğiniz zaman alttaki kapı açılıyor. Hani onu ben bir nevi ifade etmeye çalıştım ama atladım. Bu arkadaşı öldüreceğiz. Şu an buradan oraya, oradan oraya gideceğim ama o ışığı uzatacağım. Şöyle yapalım. Church'ten gidelim. En rahatı, en kolayı oradan olacak. Şu an boş yere uzatmak istemiyorum. Yani bir nevi mantıken daha yakın. Hani ama uygulamada çok da daha yakın olmuyor. Günün sonunda aslında hop buradan aşağı düşebiliyoruz. Biliyorsunuz ki buradan devam ediyorum. Bu arada bu silahla hani vurduğumuzda yanmaya devam ettiği için düşman biraz daha işimize geliyor. Hani biraz daha uzun soluk standlar vurabiliyoruz. Şu an face statını bu arada 72'ye çıkarmış oldum. Hani statlarımızın düzeni bu. 8'de zaten takmış olduğumuz şeylerden geliyor. Nedir adı? Talisman'dan ve işte Great Rune'dan geliyor. Dolayısıyla 80 fate'e çıkmış olduk ve 80 fate oranında face statımız bulunmakta. Bundan tatlı tatlı faydalanıyoruz veya faydalanıyor olacağız. Ölün beyefendi, ölün. Hiç zorlamayın. Şuradan hızlı bir şekilde çıkalım yukarı. Ya bir tık daha burası şey geliyor bana. Hani göstermek anlamına daha rahat geliyor. Bana buraya yakında bir tane Grace olması lazım da işte onu hani şurası şu Grace'i ışınlamak daha mantıklı olabilir, evet. Bunu unuttum. Neyse, sıkıntı değil. Hani gideceğimiz yer zaten o Grace'le mesela alakalı bir yerde değil. Günün sonunda şuradan devam ediyoruz. Buradan buraya atladım. Buradan aşağı atladım. Şuradaki kuyudan içeri giriyor olacağım. Direkt düşebilirsiniz, hani hasar almazsınız için rahat olsun. Şimdi buraya lambayı yakayım. Yani kuyuya kadarki olan kısım zaten çok biraz normal, hani hızlı bir şekilde gelebileceğiniz bir bölge. Buraya atacağız. Şimdi burayı dediğim gibi elimden geldiğince yavaş ilerletmeye çalışacağım. Yavaş ilerlettiğim için 2 video, belki 3 videoya kadar çıkaracağız ama günün sonunda hani takip edebileceğiniz rahat bir şey olacak. Hop, gerçi korktum. Rahat bir video serisi olacak. Umarım. Ve ben de umarım aynı zamanda kaybolmayacağım. Yani bu kanalizasyonun her yeri birbirine benziyor. O yüzden bir tık sıkıntı açıkçası. Ya bunu inkar edemem. Burada fareler var. Fareleri öldürmenize gerek yok. Hani de koşup gidebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Hop. Ama hani isterseniz öldürebilirsiniz. Ölmemiş olman harika bu arada. Şimdi şu kapıyı açtıktan sonra ilk yapacağımız şey sol taraftan aşağı atlayıp Grace'i açmak olacak. Aşağıda büyük düşmanlarımız var. Bunlara daha önceden denk geldik. Fakat bu kadar güçlü versiyonlarına hiçbir yere denk gelmedik. Şu arkadaşlardan bahsediyorum. Çok çok daha güçlüler, çok çok daha tehlikeli ve ölümcüller. O yüzden mümkünse bunlarla hiç uğraşmadan bu bölgeyi keşfedebilmeyi hedefliyoruz. Bir tane hani göstermeye çalışacağım hasarımızı vesaire ifade edebilmek adına. Sen de değil de nasıl gideceğimiz bir yerdeki arkadaş kapışalım. Gel dostum.
Elinizde mesela bendeki gibi Greatsword varsa bir tık şey yapabiliyorsunuz. Yani onu inkar edemem. Hop, yuvarlanamadım. Evet, hani... Wrecked yani. Hasarımız kötü değil belki ama bu arkadaşların şeyi çok sıkıntılı. Yani hasarı ve canı çok sıkıntılı. Gönül ister ki bunları öldüre öldüre ilerleyelim. Ama gönül ister ki diye bir durum. Yani günün sonunda bunları öldürmeye çalışırsak çok büyük ihtimal ben bütün videoyu bunları ölmeye çabalamakla ilerletiyor olacağım. Birkaç tanesini aradan çıkartacağız. Hani elbet birkaç tanesini öldürüyoruz ama hepsini öldürmek niyetinde değiliz. Ben mümkün olduğu müddetçe hani burada item'ı vesaire alıp oradan direkt kaçmaya çalışacağım. Burada hemen yan tarafta bunları aldım. Hop hop. Şu kuyudan aşağı düşüyorum. Ölünüz efendim. Ölünüz. Ölünüz. Hop. Buradan bunu aldık. Şimdi burada hani kalkanla ilerlemek biraz daha mantıklı olabilir. Aklınıza bulunsun. Şimdi buradaki arkadaşlar hani en güzel guard counter. Tamam. İki el tutma normalde one shot diyebiliyor olmam lazım ama. Evet, one shot diyebiliyorum. Az önce arkadaşlar niye ölmediler? Madem öyle. Orası duracak. Önce şuraya gideceğiz. Buradan bunu aldım. Zehirlenseniz de çok sıkıntı değil. Hani envanteriniz item'lar vesaire vardır diye düşünüyorum. Bu bir tık kötü oldu. Umarım çıkarken vurmayacaklar. Okey, vurmuyorlar. Merdivenlerden yukarı çıkıyorum. Buradan bunu aldık. Buradan bunu aldık. Oh. Evet. Sana saldırmayı unuttum. Umarım ölme. Umarım öldürmezsin beni. Yani umarım. Hani rica edeceğim ama hani çok çok büyük bir zorluk olmayacaksa, çok büyük bir sıkıntı olmayacaksa. Şuraya koşup şuradan kapıyı açıyorum. Bu kapının anahtarını Dung Eater'ın kendisinden aldık. Kendisi hani yani Dung Eater olarak işte buradan çıkmak istiyor. Buraya bir hapishane hücresinde buradan çıkmak istiyor. Kafasını oraya vurmaya devam ederekten bir nevi aksiyonlar alıyor tadında. Günün sonunda ben daha fazla şey yapmalıyım. Hani öldürmeliyim. Daha fazla işte kirletmeliyim vesaire diyor aslında. Hop. Bu arkadaşı öldürmek için bulabildiğim en kolay yol buradaki işte kapıyı açıp buraya saklanıp kendisine saldırmak oldu açıkçası. Hop. Alevden de fazla hasar aldıkları için elimizdeki silah biraz daha etkili oluyor. Buradan bunu aldık. Kendisiyle konuşuyoruz. Buradan hani çıkabilirsin. Hani buradan uzaklaşabilirsin diye kendisine şey söyleyeceğiz. I've been here long enough. I will kill again. And defile each corpse with care. Just to be sure that when they're reborn, they'll be cursed. Along with their children. And their children's children for all time to come. Ben diyor buradan bayağı vakit geçirdim. Ben diyor buradan çıkıyor olacağım ve aynı zamanda işte insanların cesetlerini defile edeceğim. Yani bunu Türkçe nasıl çevireceğim bilmiyorum. Hani bunu zedeleyeceğim diye düşünürsünüz. İşte onları lanetleyeceğim diye düşünürsünüz. Ve tekrar doğduklarında bu sayede hem onların çocukları hem çocukların çocukları hep lanetlenmiş olarak hayatlarına devam ediyor olacaklar diyor. Okay. Pam pam pam. Burası bunu açmıyoruz. Okey. Bu arkadaş şey yaptık. Bu arkadaş diyalogunu aldık. Yani bu Dung Eater'ın questini bir nevi devam ettirmemize imkan tanıyor. Aynı zamanda oyunun bir başka alternatif sonunu elde etmek için burayı ilerletiyor olacağız. Ben geri geldiğinde buna bağlı belli başlı aksiyonlar alacağım. Bu bitkiler falan ulaşmanıza hiç gerek yok bence. Bunlardan da uzaklaşım ilerleyin. Hani sadece zorluk çıkartırlar. Şimdi şuradan içeri giriyoruz. Lambayı tekrar yakayım. İlk başta hani dümdüz devam ediyoruz aslında. Hayır. Ah. Nefret ediyorum senden. Resetleyip anlatmak niyetim var. Umarım resetleyebiliyor olacağım.
Aslında aşağı düşmek de sıkıntı değil. Tamam, böyle gidelim. İlk başta onu aşağıya düşün. Sıkıntı değil. Aşağıya düşün. Aşağı düştükten sonra gelin. Buradan bunu alın. Sonra şu kapıyı açın. Buradan ilerliyor olacağız. Yani çok büyük sorun olmuyor açıkçası. Bir saniye şunlar aradan çıksınlar. Dünyanın en kaygısı mobları bunlar. Bunlar ekstra bir şey yapmaza ihtiyaç olacağını zannetmiyorum. Hepsinin ölmesine gerek yok. Hani yolunuzu bloklayan vesaire varsa onlardan kurtulun özellikle. Sonrasında ilerliyoruz. Buradan sola dönüyor olacağız. Hop, böyle vurdurtamadım. Ölüm beyefendi. Oraya değil. Buradan ilerleyeceğiz. Şimdi burada tekrar bir düşüş var. Bu düşüşten düşmek istemiyoruz. O yüzden... Hop. Hayır. Yanlış şey yaptım. Olsun, okey. Yine aynı hasara vurdu. Buradan karşıya atlamak istiyorsunuz. Gelip zıplayın karşıya. Hop. Sonra önce sola dönüyor olacağız. Burası labirent gibi. Yani isterseniz o şey yere bıraktığımızda kullandığımız taşlar vardı yolumuzu aydınlatan. Onlardan mesela faydalanabilirsiniz ama gerçekten labirent gibi. Gerçekten çok karışık bir bölge. Hani bir tık sıkıntı diyebilirim. Orada bir şeyimiz yok zaten. Gerçi bir dakika. Orada sen varsın, gel buraya. Hop. Item'ımız yok ama bu arkadaş var. Hop. Ne öldüreceğiz? Bam. Önümüz efendim. Bu arkadaşı alacağım. Aynen. Burada bu arkadaş da mevcut. Mümkünse şu şekilde ayağa kalkarken bir tane vurun, sonrasında kafasına yapıştırın, öldürmüş olacaksınız. Bu hareketi yaptıktan sonra ilk auto hata yapmak çok mümkün olmayabiliyor. Hani o yüzden ilk başta bir normal saldırı yapıp ondan sonrasında şey yapmak daha mantıklı oluyor. Okey, oraları hallettim, oraları hallettim. Şimdi geldiğimiz yerden geri dönüyor olacağız bu arada. Şeye bakıyorum sadece, ekstra bir şey kaldım diye. Okey. Tekrar geldiğimiz yere geri dönüyorum. Buradan yukarı çıkıyorum. Yani bu item'ı alma ihtiyacınız var mı yok mu siz kendiniz şey yapın. Kendiniz ölçüp biçin. Ona göre gelin buralara. Yani dediğim gibi labirent olduğu için. Normalde şuradan çıktık. Bu demir kapıdan sola dönüp ilerledik. Şimdi demir kapıdan ileriye doğru gidiyor olacağız. Bu arkadaşları öldürelim. Bakayım buraya. Hop. Buradaki arkadaşlar aleve karşı da şey olduğu için, zaafı olduğu için elimizdeki silahı kullanmak daha mantıklı oluyor. Şimdi burada bir tane yukarıda büyük bir arkadaş var. Görüyorsunuz, onunla kapışmadan önce mümkünse kendinizi bufflayın. Yani ne buff'ınız varsa atın yani. Çünkü çok yakınız, hani şeye çok yakınız. Ne onun adı? Grace'e çok yakınız. Hani burada ölmek istemezsiniz. Ah, kız kaldım. Nasıl üzerimize gelecek biliyoruz hani onu. Mümkünse şey yapmaya çalışıyorum. Yani geleceği bu rotaya. Şunları atmaya çalışıyorum ki şey olsun. Evet, bu da iğrenç saldırısı. 850 tane büyü fırlatarak canımızı sıfıra indirmeye çalışıyor kendisi, çok sağ olsun. Hayır, yuvarlandım be. Hayır dost. Şimdi güzel tarafı bu. Buraya kadar kaçarsanız şey yapmaz. Daha fazla takip etmez. Incantation build'larda en güzeli bu. Burada vur kaç yapabilirsiniz. Uzaktan saldırıp devam edebilirsiniz. Aşırı derecede sinir bozucu düşmanlar. Gerçekten ben nefret ediyorum bunlardan. Hani isterseniz bol bol doyasıya uğraşın. İsterseniz benim yaptığım gibi aradan çıkartın. Nasıl yapacağınız tamamen size kalmış. Şuradan Somber Smith'in sonunda 9'u aldık. Şimdi... Buradan dümdüz karşıya koşturuyorum. Şu kapıyı açıyorum. Sol tarafta düşmanlar vesaire var ama onlarla şu an hiç uğraşmayın. Önce bu kapıyı açın. Hop. Daha sonra çöküyorum. Kapıyı açmanızı istememin sebebi şu. Hani bunları agrolarsanız kapıyı açarken iframe'e gireceğinizden ötürü size hasar veremezler. Biraz daha güvende olursunuz. Sonrasında şuraya çekiyorum. Şimdi burası aslında bizim ana bölgemize açılmış oluyor. Biz yani bu düşmanlarla mesela uğraşmayıp şey yaptık. Nedir adı? Şuradan aşağı yuvarlayıp aşağı düştük. Yani burada aşağı atladık. Ve alt tarafı keşfetmeye başladık. Yine Grace'imizin olduğu yere gelmiş olduk.
hani günün sonunda harita bir nevi birbirine bağlanmış oldu aslında. Ben şuradaki item alıp kaçacağım. Mümkünse. Çünkü bunlar savaşmayı kim ister yani. Girdim buraya. İlk olarak sağ taraftan aşağı gidiyorum. Yol ver bakayım bana. Buradan. Hop. Sen. Bu resmimi aldık. Sonra yukarı koşuyorum. Buradan aşağı düşüyor olacağız. Hemen burada bir tane şeyimiz var. Scarab'ımız var. Onu öldürün. Somber Smith'in sonu 6'yı almış olduk. Aşağıdan devam ediyorum. Hop. Bu arkadaşla uğraşmanıza gerek yok. Hani buradan sağ sol sol sağ neyse artık yapa yapa kaçınız. Hop şuraya gidiyor olacağız. Bu taraftan. Bir item var mıydı? Okey. Şunu aldım. Hop. Buradan seni alacağız. Bir saniye. Buraya gitmeden önce. Çekiliniz yolundan lütfen. Hop. Buradan ben aşağı ineceğim. Umarım doğru yapıyorum. Şu an kafam hafiften benimle karıştı. Umarım doğru yapılacağım. Evet, okey. Buraya iniyoruz. Kurbağalar var. O yüzden bunların detine karşı hazırlıklı olun. Yani üzerinize üfleyecekler o detleri. Bir tık sıkıntı olan tarafı o. Onun dışında bir sorun yok. Buraya ilerliyorum. Okay, arkadan gelen var mı? Var. Gel bakayım buraya. Sonrasında şuradan Nomad Ashes'i elde ediyoruz ve yolumuza devam ediyorum. Tekrardan yukarı çıkacağım bu merdivenlerden. Ya merdivenlerden mi yukarı yoksa oradan mı bura aşağıya falan ondan emin olamadım ama şu an Nomad Ashes'i aldığımıza göre doğru yoldayız, sıkıntı yok. Gerçekten labirent gibi yani sizler buraya deneyimlerken inanın kaybolursanız işte videoyu takip ediyordum buraya düştüm şimdi ne yapacağım falan. Emin olun cevap veremem yani hani burayı kendimce bir rota olarak çizdim. Kendimce bir rota olarak birkaç kez keşfettim ve günün sonunda hani bir rotaya karar verdim ve oradan ilerliyorum yani. Bu rotanın dışında bir yere giderseniz emin olun ben de bilmiyorum. Şu arkadaşın üzerime gelmesini bekliyorum ama bir tık gıcık hareket ediyor şu an kendisi sağ olsun. Hop. Bam. Önünüz efendim. Burada bu arkadaş var, buna bam diye geçirin. Ölsün kendisi. Burayı buradan açamayacaksınız, o sıkıntı değil. Sonrasında şurada ilerliyoruz. Bam. Bu arkadaşı öldürdük. Buradan yukarı çıkıyorum. Şimdi burada yine bir tane bu manyaklardan var. Hani bunu mümkünse aslında yine öldürmek istiyoruz. Oo bir dakika. Gelme bakayım buraya. Çünkü sağ taraftaki merdivenden yukarı çıkmak istiyoruz aslında. Ve kendisi büyük ihtimal bize izin vermeyecek yani. Geçip psikologları saldıracağına eminiz. Protection 4'lü yukarı. Hatta bir de buraya şeyi koyalım. Zamanında almış olduğumuz aynen şu lobsterlardan bir tane koyalım. Ya bu da fiziksel hasar direncimiz artmış olsun bizim. Bir de dojluyor utanmadan. İnsafsız Pikachu. Hop. Arkadaki düşmanları öldürmenin katkısı aslında bu. Öyle diyebilirim yani. Hop. Yine gitmeye başladığı yerde direkt fırlatın yıldırımlarınızı. Vursun kendisine. Burada aşağıda olduğunuz müddetçe onun fırlattığı şeyler size çok fazla vurmayacaktır. Hani içiniz rahat olsun. Oh. Oh, oh, oh. Öyle bakalım. Nice. Bundan Omen Byron'ı almış olduk. Daha sonrasında şunu alacağız. Yukarıdan buraya bir tane merdiven açığı olacağız. Büyük ihtimal bir sonraki videoda yapacağım ama emin değilim.
Şuradan yukarı çıkmamıza ve bir diğer adını siz söyleyin. Bir diğer shortcut'ımıza erişmemize imkan tanıyacak bu. Gel bakalım buraya. Buradan yukarı çıkıyorum. Sonrasında buraya geldim. Şimdi buranın aşağıya vesaire gidilebilecek yerler var. Oraya birazdan gideceğim. Hani oranın çok küçük bir kısmını yapıp bir aksilik olmazsa bu videoyu tamamlayacağız. Daha sonra diğer alternatif gidilebilecek yerleri keşfediyor olacağız. Ve ne mutluluktur ya. Kapı açıyorsunuz ve karşınızda Grace'iniz var. Harika bir hissiyat. Geldik Grace'e. Grace'i dinleniyorum. Hani şeylerim falan vesaire bitti çünkü. Karşıda kapıyı açtığımız için hani tekrar oraya gitmekle uğraşmıyorum. Sağ tarafta şu an, sağ tarafta düşman mesela şu an hiç uğraşmayın. Şuradan ilerliyoruz. Sol tarafta düşmanla uğraşmıyorum. Bu arada az önce açmış olduğum kapı tam ilerideki düşmanın ilerlemekte olduğu sanındık açık olan kapı. Yani kolu çektiğim zaman bu Grace'li bölgeye açılıyor vesaire diye bahsetmiştim. Orası orası. Buradan düştük. Şimdi burada kalkanınız elinizde olsun. Ara ara kalkanı değiştireceğiz de. Gerçi bir deneyeyim. One shotlayamıyor olmam lazım. Aynen. Yani belki şöyle tık tık ikili öldürebiliriz ama. Hani aman hayır düşme. Kalkanınız elinizde olsun çünkü evet bu şekilde birkaç tane gelecek bunlardan. En güzeli guard counter. İnanın en güzeli guard counter. Diğer türlü gerçekten burada bunlar kapışmayın derseniz ölürsünüz yani. Tamamen sizi uğraşmak, sizi zorlamak için varlar. Gördüğünüz üzere farklı yerlere farklı düşmanlar olarak karşınıza çıkıyorlar. O geliyor olacak. Şu arkadaşa bir kor atmış olalım. Yani incantation build'da bunları bir tık, yani işte büyücü build'da vesaire bunları bir tık önce şey yapma imkanınız oluyor. Aktive etme imkanınız oluyor ama normalde ilerlerken size pusu kuruyor olacaklar. Arkadaki henüz gelmeye niyetlenmedi peki. Buraya gidiyor olacağız. Şimdi buradan sol taraftan ilerleyebileceğiniz bir yer var. Oraya henüz gitmiyorum. Ölünüz efendim. Oh. Aşağıya fırlattık. Seni saldırma beklemiyorum artık yeter. Öl bakayım. Buradan bunu aldık. Buradan bunları aldık. Geldim buraya. Bak sen varsın sana geliyor olacağım. Henüz değil. Bu arkadaş aktif olmuş. Normalde buraya gelince aktif olur ama şu an bir takılmışmış gibi hissediyorum. Bir anda arkamdan çıkıp beni öldürmesin diye kendisini öldürüyor olacağım. Pam pam pam. Güzel. Bu arkadaşı aradan çıkardık. Okey oraya şu an hiç gitmiyoruz. Buraya geldim. Buradan yukarı zıplıyorum. Buradan Somber... hep Somber Smithing Stone diye isim geliyor. Smithing Stone 7'yi aldık. Buradan yukarı çıkıyorum. Yani bu solda arkadaş var. Onunla uğraşmayın. Önce gelin buraya. Şunu çekin. Bu da bir başka kısa yol olacak aslında. Daha sonra da şu item'ı alıp Grace'e koşuyor olacağız. Shadow Bait'i aldım. Buradan koşturuyorum efendim. Burası da aslında sağ tarafa olan kısmı bizler için açmış oldu. Hop. Dinlen hemen Grace'de. Harika. Tahmin ettiğinden daha daha rahat bitirdik diyebilirim açıkçası. Yani bunlarla daha fazla uğraşırız diye düşünüyordum. Şimdi sağ taraftaki kapıyı açmış olduk aslında. Hani orası yani buraya bağlanan bir yol oldu. Bir tur oraya tamamladık diye düşünebilirsiniz. Sol taraftaki kapıyı açmış olduk. Orası da bir tur tamamladığımız bir bölge oldu. İlerleyip orada bir tane şey vardı. Yani böyle demirli bir bölge var. Orada aşağı düştük. Aşağı tarafta kanalizasyonu keşfetmiş olduk. Yani bir sonraki videoda bir aksilik olmazsa yine şuradaki merdiveni aşağı inip sol tarafta başka başka içeriklerimiz var. Onları keşfediyor olacağız. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.